Merhaba arkadaşlar. Yaşam bilimi biyoloji başlığı altında canlıların temel bileşenleri konusunu bitirmiş olduk. Canlıların temel bileşenlerinde arkadaşlar organik ve inorganik bileşenleri işledik. İnorganikler su, mineral, asit, baz ve tuzlardı. Organik bileşenler de karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, enzim, ATP, hormon ve vitaminler. Bunların tamamını bitirdikten sonra bu ünitede de bir tekrar yapacağız. Etkinliklerle işlediğimiz konuları pekiştireceğiz. Öncelikle canlıların ortak özellikleriyle başlıyoruz. Canlıların ortak özelliklerinin birincisi hücresel yapı. Tüm canlılar bir ya da birden fazla bir ya da daha fazla hücreden oluşur. Hücresel yapı mutlaka tüm canlılarda arkadaşlar olması gereken bir yapı. Yani şunu demek istiyorum. Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre deniyor. Öyleyse ortak özelliklerin birincisi hücresel yapı gösteriyor olması. İkincisi canlıların beslenmesi. Beslenme ortak özellik biliyorsunuz. Peki beslenme ne için var? Enerji gereksinimi karşılamak için, enerji ihtiyacını diyelim, karşılamak için tüm canlılar beslenmek zorunda. Hatta bu beslenmeyi iki başlıkta tüm canlılar beslenme zorundadır diyelim. İki başlığa ayırmıştık hatırlayacaksınız. Kendi besinini üretenlere ototrof, besini dışarıdan hazır alanlara da heterotrof diyorduk. Canlılar iki şekilde beslenir. Peki aldıkları besinleri parçalayarak ne elde edecekler? Organik besinlerin parçalanmasından parçalanmasıyla diyelim enerji elde etmenin adı solunumdur. Evet, elde edilmesidir diyebiliriz. Hücresel solunumu da oksijenli solunum, hatırlayın. Oksijensiz solunum ve fermantasyon yani mayalanma olmak üzere 3'e ayırmıştık. Beslenmeyi ototrof, kendi besinini kendisi üretiyordu. Heterotrof da besini dışarıdan hazır olarak alıyor idi. Peki boşaltım metabolik atıkların yani vücudumuzda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarından çıkan hücrenin veya canlının vücudunun değil mi vücut diyelim vücudun dışına atılmasıdır. Hareket ne demek arkadaşlar? Canlıların yani insanların ya da hayvanların fiziksel tepkisidir. Hayvanlar aktif, bitkiler de pasif olarak mutlaka hareket ederler. Öyleyse canlıların şöyle diyelim canlıların aktif veya pasif tepkisidir diyelim. Ama hatırlarsanız bitkiler iki çeşit hareket yapıyorlardı. Bitkinin hareketlerine ırganım ya da ne diyorduk arkadaşlar? Yönelim hareketi. Hatırlayın. Güne bakan bitkisi ne yapıyordu? Güneşe yöneliyordu. Evet. Başka ortak özellik devam edelim. Canlılar uyarılardan mutlaka etkileniyorlar biliyorsunuz. Canlıların çevresel uyarılardan etkilenmesi tepkidir. Canlıların çevresel uyarılardan etkilenmesidir diyebiliriz. Veya etkilenmesi sonucu verdiği cevaptır da diyebiliriz. Uyum, diğer adı neydi uyumun? Adaptasyon yani bulunduğu ortama canlının adapte olmasıdır. Yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliktir. Bakın kalıtsal olduğunun mutlaka altını çiziyoruz. Yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliktir. Organizasyon bir hücrelerde de, tek hücrelerde de ve çok hücrelerde mutlaka görülüyor. Canlıların organları veya organelleri arasında. Eğer tek hücre ise organelleri arasında olacak. Eğer çok hücre ise organlar arasında. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Canlıların vücut kısımları arasında. Arasındaki uyum diyelim.
Mutlaka bir organize olma, bir işbirliği hali var. Peki üreme, üremeye bir yıldız. Neydi üreme? Canlının neslinin devamı için gereklidir ama hayatın devamı için şart değildir. Neslin devamı için kendine benzer yavrular oluşturması. Benzer yavrular oluşturmaktır. Evet. Büyüme gelişmede büyüme ve gelişmenin farkı vardı, hatırlayın. Büyüme hücrede hacimsel ve kütlesel artış, gelişme de hücrenin bir fonksiyonu yerine getirebilmesi için yeterliliğe ulaşmasıydı. Dolayısıyla büyüme ve gelişme tüm canlılarda mutlaka ortak, hacimsel, kütlesel artış, büyüme olarak kabul edilebilir. Büyüme. Ama çok hücreli bir canlıysa buna şeyi de eklemeliyiz. Hücre bölünmesi, değil mi? Çok hücreliyse mutlaka hücreler bölünerek çoğalması gerekir. Bunu da büyümeye dahil edebiliriz. Peki gelişme için ne diyebiliriz? Ayrıca buraya not almamıza gerek yok. Ayrıca gelişme bir özelliği yerine getirebilme kabiliyetine ulaşmak. Mesela çocukların yürüyebiliyor olması onların geliştiğini gösterir. Konuşabiliyor olması onların geliştiğini gösterir. Metabolizma hücrede meydana gelen tüm yapım yıkım olaylarının toplamıdır. Hücrede meydana gelen yapım artı yıkımdır. Yani anabolizma ve katabolizma. Yapım anabolizma biliyorsunuz, yıkımda katabolizma. Yapım yıkım olaylarının toplamına metabolizma denir. Öyleyse bir daha sayalım canlıların ortak özelliklerini. Hücresel yapı, beslenme, solunum, boşaltım, hareket, tepki, uyum yani adaptasyon, organizasyon, üreme, büyüme, gelişme ve metabolizma canlıların ortak özelliği. Canlıların yapısında bulunan bileşenleri organik, inorganik olarak isimlendiriyoruz. Organik bileşenler yapısında karbon, hidrojen ve oksijen moleküllerini aynı anda bulunduran bileşenlere organik diyoruz arkadaşlar. Bunların üçünü aynı anda bulundurmayan, mesela H2O su biliyorsunuz, karbonu yok, inorganiktir. Mesela mineraller, demir, bakır gibi, kalsiyum gibi mineral olarak geçer. Daha sonra asitler inorganiktir. Bazlar inorganiktir. Tuzlar inorganiktir. Protein, yağ ve karbonhidrat. Bunlar bizim besinlerimiz biliyorsunuz. Protein, yağ ve karbonhidratlar yani besinler bizim organik bileşenlerimiz. Bu protein, yağ, karbonhidrat. Bakın proteinden oluşan enzim, yine proteinden oluşan hormon. Arkadaşlar organik bileşen DNA, RNA ki biz ona ne diyeceğiz? Nükleik asit, değil mi? ATP, yine yapısında şeker var. Adenozin trifosfat diyoruz çünkü. Organik ve vitaminler küçük ama organik bileşenlerdir diyoruz. Şimdi minerallerin metabolizmadaki görevlerine şöyle kısa kısa bakalım. Demir hemoglobinin yapısına katılır. Hemoglobin ne görev yapıyordu? Hemoglobinin hem kısmı, hemoglobinin yapısında diyelim. Hemoglobinin hem kısmı arkadaşlar demirden oluşuyor. Kanda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlar. Kalsiyum kas kasılmasında görevli, hatırlayalım. Kas kasılması kemik ve dişlerin yapısı, değil mi? Kemik ve dişlerin yapısında bol miktarda kalsiyum bulunur. İyot tiroksin hormonunun yapısındadır. Tiroid bezinden sentezlenir. Tiroksin hormonu eğer yeterince hormonun da bulunur diyelim. Eğer yeterince iyot olmazsa guatr oluyorduk. Fosfor DNA'nın yapısında, RNA'nın yapısında, ATP'nin yapısında bulunur. Sodyum potasyum sinir hücrelerinde uyartı iletiminde görevli. Evet, sinir hücrelerinde uyartı iletimi diyelim. Sodyum potasyum pompası var. İlerleyen konularda göreceksiniz. Bunlar sinir hücrelerinde uyartıların iletimine yardımcı. Magnezyum arkadaşlar bitkilerde fotosentezin gerçekleşmesini sağlayan klorofilin yapısında bulunur. Klorofilin yapısına yer yeterince magnezyum yoksa, yani bitki magnezyum alamazsa klorofil sentezleyemez. Klorofil sentezlenemezse fotosentez yapamaz. Yapraklar sararır ve kurur. Flor kalsiyum gibi kemik ve dişlerin yapısında bulunur. Kemik, diş yapısında diyebiliriz. Evet. Şimdi bir başka etkinlik. Monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit olmak üzere karbonhidratları
3 gruba ayırdık. Monosakkaritler tek şekerler, disakkaritler iki şekerler, polisakkaritler çok şekerler. Şimdi arkadaşlar kim mono, kim di, kim tri onları soruyor bakalım. Öncelikle glikoz bir monosakkarit. Bakın eledim. Sonra galaktoz ve fruktoz birer monosakkarit. Başka monosakkaritlerimiz de var. Burada yazmayan ama ekleyebileceğimiz. Kimdi onlar? Riboz bir monosakkaritti. Deoksiriboz, deoksiriboz DNA'nın yapısında bulunan bir şekerdi. Onlar monosakkarit. Disakkaritlere geldim. Maltoz, sükroz ve laktoz. Bunlar birer maltoz, sükroz ve laktoz birer disakkarit. Şimdi neyden oluşuyordu hatırlayayım. Maltoz eşittir glikoz artı glikoz. Sükroz eşittir glikoz artı fruktoz. Laktoz eşittir glikoz artı galaktoz. Evet. Polisakkaritler sadece glikozdan oluşur biliyorsunuz. Polisakkaritleri oluşturan glikoz her birinde farklı bir şeye nasıl dönüşecek? Çünkü bağlanma şekilleri farklıydı. Birincisi bitkideki depo maddesi nişasta, bitkideki yapı maddesi selüloz. Nişasta ve selülozu eledim. İkincisi hayvanlardaki depo maddesi glikojen ve böceklerin kabuğunu oluşturan azotlu polisakkarit olan kitin. Böylece karbonhidratları da tekrar etmiş olduk. Peki karbonhidratlar birbirlerine bağlanırken glikozla glikoz arasındaki bağın adı neydi gençler? Glikozit bağıydı. Hatırlayın. Glikozit, glikozit hepsi birer glikozit bağı. Glikozla glikoz birleşirse maltoz olur ve bir molekül su çıkar. Glikozla galaktoz birleşirse laktoz olur ve bir molekül su çıkar. Glikozla fruktoz birleşirse sükroz olur ve bir molekül su açığa çıkar. Evet. Şimdi bitkisel ve hayvansal olma durumlarına bakalım. Nişasta yani A bitkisel virgül eledim. B selüloz bitkisel eledim. Maltoz glikoz ve glikozdan oluşan bitkisel eledim. Sükroz D glikoz ve fruktozdan oluşuyor meyve şekerinden bitkisel. Kitin böcek kabuğu hayvansal. Glikojen hayvanlarda glikozun depo şekli hayvansal. Laktoz süt şekeri hayvansal. Evet. Güzel bir karbonhidrat tekrarı oldu değil mi? Şimdi yağları tekrar edelim. Yağları arkadaşlar nötral yağlar yani basit yağlar veya diğer adıyla trigliseritler, steroidler ki burada kolesterol de bu gruptaydı ve fosfolipitler olmak üzere 3 gruba ayırıyoruz. Yağların genel olarak görevi nedir? İkinci dereceden enerji verici. İkinci dereceden enerji vericidir diyelim. Solunumda kullanılır. Dolayısıyla enerji verir. Solunum sonucunda metabolik su oluşturur. Değil mi? Solunum sonucunda yağlar yakılırsa bol miktarda su oluşuyordu. Hatta bundan dolayı ne yapıyordu? Develer hörgüçlerinde su ihtiyaçlarını karşılamak için yağ depo ediyorlardı. Aynı zamanda vücutta ısı yalıtımı da sağlar mı? Soğuğa karşı canlıları korur. Evet, bunu da ekleyelim. Yağlardan devam ediyoruz. Yağ asitlerini doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Doymuşlar karbonlar arasında tekli bağlar içerir. Doymamışlar karbonlar arasında çiftli bağlar içeriyordu. Doymuş yağlar oda sıcaklığında arkadaşlar katıdır ve doymuş yağlar çoğunlukla hayvansaldır. Tereyağı gibi, iç yağ, kuyruk yağı gibi. Doymamış yağlar ise oda sıcaklığında sıvıdır. Ayçiçek yağı, ondan sonra kanola yağı, mısır özü yağı gibi. Hatta şöyle yapayım. Çoğunlukla nedir? Bitkiseldir. Evet. Şimdi devam edelim. Proteinlere geldik. Yağ tekrarımızdan sonra. Proteinin genel görevi ne? Proteinler biliyorsunuz yapıya katılır. Aynı zamanda onarım işlerinde görevli. Dolayısıyla yapıcı onarıcı. Kanda oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobin. Hemoglobinin hem kısmı demirdi hatırlayın. Globin kısmı da nedir? Protein. Hemoglobinin yapısında diyelim. Yapısında bulunur. Büyüme gelişme sağlar arkadaşlar proteinler. Büyüme, gelişme ve ne sağlar biliyor musunuz? Onarım. Yeterince proteinimiz yoksa yaralarımız iyileşmez. Devam ediyorum. Bağışıklık sisteminde görevli. Bağışıklıkta hatta size bitiyor daha. Antikor dediğimiz molekül protein yapılıdır. Bağışıklıkta görevli diyoruz.
Proteinler neden birbirinden farklı? Çünkü protein sentezinde kullanılan 20 çeşit amino asit, bakın, proteinin yapısına katıldığında kullanılan amino asidin sayısı, kullanılan amino asidin çeşidi, kullanılan amino asidin dizilişi eğer birbirinden farklı olursa üretilen protein de birbirinden farklı olur arkadaşlar. Evet. Proteinlerin uzun süreli açlık durumunda yağlardan ve karbonhidratlardan en sonra kullanıldığını hatırlıyoruz, değil mi? Protein büyük oranda yapıya katıldığı için en son kullanım sırası olarak en son kullanılan kim olacak? Protein olacak. Yani Z ile gösterdiği protein. Peki diyelim ki egzersiz yapıyorum veya aç kaldım. Vücutta ilk hangisini kullanıyorum? İlk arkadaşlar kullandığım ve depolarını bitirdiğim karbonhidrattır. Karbonhidrat. İkinci sırada kullandığımda yağlardır. Yağlar bitmeye başladığında proteinleri kullanmaya başlarız. Buna kullanım sırası denir. Kullanım sırası. Yani birinci dereceden enerji verici karbonhidratlardır. İkinci dereceden enerji verici yağlardır. Üçüncü dereceden enerji verici de proteinlerdir. Evet. Peki yapıya katılma oranlarına bakarsak en fazla yapıya kim katılır? Protein. Bakın az önce ne dedim? Antikorun yapısı protein, hormonların yapısı protein, büyüme gelişmede kas yapısı protein, değil mi? Kas geliştirmek için sporcular çok fazla protein tüketmeye çalışıyorlar. Hatta yedikleri protein az gelince amino asit tozu, yani protein tozları tüketmeye çalışıyorlar ki bence zararlı. Dolayısıyla protein yapıda en fazla bulunur. Hücre zarında da glikolipid, glikoprotein, değil mi? Protein kanallar hepsi protein yapıda. İkinci sırada bulunan yağlar, en az bulunan ise karbonhidratlardır. Şekerleri genellikle biz enerji verici olarak kullandığımız için yapıya büyük oranda katmayız. Peki elde edilen enerji miktarı, bakın kullanım değil. Yani eşit miktarını solunumda yakarsak acaba hangisinden daha fazla enerji elde ederiz mevzusuna bakıyoruz. En çok enerji arkadaşlar yağlardan çıkıyor. İkinci sırada enerji proteinlerden çıkıyor. Aralarında çok fark olmamasına rağmen en az enerji karbonhidratlardan çıkıyor. Ama hocam biz ilk karbonhidrat kullanıyoruz. Madem yağlardan daha çok enerji elde ediyorum, o zaman yağ yakayım. Yağlar arkadaşlar hatırlarsanız bir gliserol molekülüne 3 tane yağ asidinin bağlanmasıyla, yani çok fazla sayıda bağ ile oluşuyordu. Dolayısıyla yağ yıkmak bağ yapısı kuvvetli olduğu için biraz zor. O yüzden yağları tercih etmiyorum. Peki neden proteinleri karbonhidratlardan önce yakmıyorum? Çünkü yapıda en fazla bulunan bileşen protein. O yüzden onları da karbonhidratlardan sonra, yani hatta en son yağlardan bile sonra tercih ediyorum. Yapıya katılma oranı yüksek olduğu için. Evet, böylece üçünü tekrar etmiş olduk. Protein, yağ ve karbonhidratları. Şimdi geldik nükleotitlere. Nükleotitler arkadaşlar bir tane azotlu organik baz. Yani biz ona azotlu baz diyelim. Bir tane fosfat ve bir tane neyden oluşuyordu? Şekerden. Nükleotitlerin yapısındaki şekerler riboz şekeri ve deoksiriboz şekeridir. Bunlar biliyorsunuz 5 karbonlu şekerler. Enerji verici olarak kullanılmazlar. Sadece yapıya katılırlar. Azotlu organik bazları da pirim bazları ve pirimidin bazları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Pirim bazları arkadaşlar adenin bazı ve guanin bazıydı. Bunlar çiftli benzen halkasıdır. Pirimidin bazları da timin bazı, sitozin bazı ve urasil bazıdır. Bunlar da tekli benzen halkasıdır. Yani ne demek istiyorum? Pirim bazları ikili, altılı yapılardan oluşurken pirimidin bazları tekli, altılı yapılardan oluşur. Evet. DNA ve RNA'nın yapısına katılan azotlu bazları gruplandıralım. DNA'nın yapısında adenin var. RNA'da da adenin var. DNA'nın yapısında guanin var. RNA'da da guanin var. Elendi. Sitozin DNA'da da var, RNA'da da var. Timin sadece DNA'da, urasil sadece RNA'da bulunur. Öyleyse DNA'nın özel bazı timin,
RNA'nın özel bazı ise urasildir diyebiliriz. Evet. Şimdi moleküllerin yapılarındaki bağlara ve monomerlerine bakacağız. Bakın harika bir etkinlik. Proteinlerin yapısındaki bağlara peptit bağı denir ve protein monomeri amino asitlerdir. Yağların yapısındaki bağlar ester bağıdır. Bileşenleri gliserol ve yağ asididir arkadaşlar. Evet. Nişasta glikozit bağından oluşur. Bileşeni glikozdur. Glikozların çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşur. Laktoz arkadaşlar yine glikozit bağı içerir. Çünkü o da bir karbonhidrat. Laktozun yapısında da glikoz artı galaktoz bulunur. Galaktoz. Maltozun yapısında da glikozit var. Maltoz bir glikoz ile başka bir glikozun birleşmesinden oluşur. Yani iki glikoz. Sükrozun yapısı da glikozitten oluşur. O da bir glikoz ile bir fruktozun birleşmesinden oluşur. Evet. Böylece bağları ve monomerleri de tekrar etmiş olduk. Şimdi enzimlerle ilgili bir tekrar yapalım. Enzimler iki başlığa ayrılıyor arkadaşlar. Basit enzimler ve bileşik enzimler. Ancak bileşik enzimin başka bir adı daha var. Holoenzim diyoruz bileşik enzimlere. Bileşik enzimin bir protein kısmı var ki protein kısmın adı apoenzim. Protein kısım diyelim. Bir de yardımcı kısım var. Yardımcı kısım da ikiye ayrılıyor. Eğer bu yardımcı kısım organikse adı koenzim olacak. Hemen altına not alıyoruz. Organik. Hatta örneğini de yazalım. Vitaminler mesela birer koenzimdir. Eğer inorganikse kofaktör adını alıyor. Mesela burası da inorganik. Örnek olarak da ne yazabiliriz buraya? Mineraller, demir, bakır vesaire mineraller birer kofaktördür. İnorganik bileşendir diyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi enzimlerin enzim substrat kompleksi ve enzimin yapısını bilmemizi istediği bir etkinlik geldi. Öncelikle bu denklemin tamamına baktığımızda bakın başlangıç ile sonla aynı olan şekli hiç değişmeyen molekül neydi? Enzimdi. Öyleyse 2 ve 4 numaralı bileşenler enzim. Enzimin yanında başlangıçta enzimin etki edeceği moleküle substrat diyoruz. Enzim ile substratın birleşmiş haline enzim substrat kompleksi denir. Evet. Sonuçta çıkan moleküle de ürün denir. Öyleyse enzimler substratları ürünlere dönüştürür diyebiliriz. Devam edelim. 3 farklı deney tüpü verilmiş. Birinde parça et 30 santigrat derece. Diğerinde kuşbaşı et yine 30. Kıyma yine 30. Bakın sıcaklığın bir etkisi yok. Molekül büyüklükleri farklı. En hızlı reaksiyon substrat yüzeyinin en fazla olduğu kıymada gerçekleşir. Daha sonra kuşbaşı ette en yavaş reaksiyon da X'te gerçekleşir. Öyleyse tamamlanma süresine bakarsak X'in süresi daha uzun olur yavaş olduğu için. Sonra Y olur. En hızlı da Z olur arkadaşlar. Evet bu da bir enzim tekrar sorusu olmuş oldu. Peki enzimin çalışma hızına etki eden faktörler nelerdir? Bir kere su etki eder. Az önce öğrendiğimiz gibi yüzey alanı da etki eder. Fark ettiniz. Sıcaklık etki eder. Sıcaklık enzimlerin çalışmasını belli bir dereceye kadar hızlandırır. Aktivatör adını verdiğimiz moleküller veya hızlandırıcı demek biliyorsunuz. Veya yavaşlatıcı inhibitör dediğimiz moleküller etki eder. pH zaten etkilidir. Asit baz olma meselesi. Ortamda substrat miktarı enzimin çalışmasına etki eder. Hatta şöyle diyelim, enzim miktarı da ortamdaki enzimin çalışmasına etki eder değil mi? Çok enzim varsa farklı, az enzim varsa farklı hızda çalışabilir. Evet, böylece bunu da tekrar etmiş olduk. ATP molekülünün yapısına bakacağız. Nasıl tanıyacaktık? 3 tane aynı olan molekül neydi? Fosfattı. Fosfat moleküllerinin arasındaki bağlara ne diyoruz? Yüksek enerjili fosfat bağları. Peki 5 karbonlu 5 tane köşesi olan bu şeker molekülü kim? Riboz. Öyleyse diğerine de adenin kaldı. Bakın riboz ile fosfat arasındaki bağın adı ester bağıdır.
Şekerle adenin arasındaki bağın adı ise glikozit bağıdır. Ve bu molekülün genel adı nedir arkadaşlar? ATP. Açılımı adenozin trifosfat. Bizim enerji kaynağımız hücreden hücreye geçmez, hücrenin dışında bulunmaz. Ve geldik vitaminlere. Vitaminlerle ilgili iki başlığa ayırdığımızı hatırlayalım. Yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler. Değil mi? Yağda çözünen vitaminler kimler? A, D, E ve K vitaminleri. Şöyle virgülleyelim. Suda çözünenler de B grubu ve C vitamini. Yağda çözünen vitaminlerin fazlası ne yapılır? Karaciğerde depo edilir. Ama suda çözünen vitaminlerden fazla alırsak fazlasına ne olur? İdrarla atılır. Evet. Hatta şöyle düzeltelim. Fazlası diyelim. Tamam. Devam ediyoruz. Vitaminlerin genel özelliklerine bakalım. Şimdi A vitamini bir kere büyümede etkili, büyüme gelişmede. Ama bir de neyde etkiliydi arkadaşlar? Görmede etkiliydi, değil mi? Görmede etkili. Eğer yeterince A vitaminimiz olmazsa o zaman görme ile ilgili bir problem yaşarız. İşte bunun adı gece körlüğü. D vitamini kemik gelişiminde etkiliydi hatırlarsanız. O zaman yeterince D vitamini olmazsa ne oluyordu çocuklarda? Raşitizm oluyordu. Yetişkinlerde de osteomalazi, değil mi? Osteomalazi oluyordu. E vitamini üremede etkili. Üremede etkili diyelim. Yeterince E vitamini olmazsa o zaman ne olmasını bekleriz? Kısırlık. Kanın pıhtılaşmasında K vitamini etkilidir. Evet, yeterince olmazsa geç pıhtılaşma olur. Evet. B vitamini, B grubu vitamini. Arkadaşlar burası biraz uzun. Mesela sinir sisteminde etkilidir. Protein, yağ, karbonhidrat metabolizmasında etkilidir. Onu şöyle kısaltayım. Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında etkilidir. Yeterince B vitamini olmazsa beriberi olabiliriz. Allah korusun. Bu beriberi bir sinir sistemi hastalığı ve pellagra bir cilt hastalığı olabiliriz. C vitamini neyde etkiliydi? Bağışıklıkta etkili. Etkili diyelim. Ve diş etlerinin çekilmesi, diş eti kanaması dediğimiz skorbut veya iskorbut hastalığına eksikliği sebep olur. Evet. Böylece föyümüzü tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki föyde hücre konusuna geçiyoruz. Hücre konusunda görüşürüz.